Bugün size hem ben hem çiçeklerim sesleniyoruz ve elimde kaldı. Süper. Bugün de kalpli bir şey giydim zaten. Yine şaştık onu da. Bugün dinlemekle ilgili açıkçası biraz sizlerle konuşmak istiyorum. Dinlemenin öneminden ve sizin ne kadar iyi bir dinleyici olduğunuzdan ve belki de neden dinlemenin bize iyi gelebileceğinden biraz bahsetmek istiyorum. Çoğu zaman biz mesela bir arkadaşımızla buluştuğumuzda, ben kendimden örnek vereyim. Mesela bir arkadaşımla buluştuğum zaman oturduğumda ve bana özellikle sorununu, derdini ya da böyle hani moral bozukluğunu, bir sıkıntısını anlattığında ben hep böyle bir yardım etme ihtiyacı, işte nasıl ona hani farklı bir bakış açısı sunabilirim, acaba bu sıkıntıdan ya da bu dertten onu nasıl kurtarabilirim diye düşünmeye başlayabiliyorum. Aranızda eminim ki bu şekilde hisseden vardır, böyle dinlerken bir yardım edeyim, bir destek olayım. Lakin son zamanlarda bir yerde bulundum. Böyle ben biliyorsunuz hani size söylüyorum ara ara seminerlere, workshoplara, günübirlik oluyor bazen, bazen daha uzun süren çok katılan biriyim. Ve burada bazen bazı konuşmalarda inanılmaz derecede böyle bende hani aha moment dedikleri bir farkındalık anına açıkçası sebep oluyor. Ve orada da dinlemekle ilgili konuşulurken gerçekten yani bayağı bir böyle wow dedim. Çünkü aslında o kişinin yani o karşımızda bize derdini anlatan arkadaşımızın ya da aile üyemizin her kimse çoğu zaman tek istediği sadece ama sadece dinlenmek olabilir. Ve bunu biliyorum ki söylemesi yapmasından çok daha kolay. Dolayısıyla da hani bunu zaten yaparız ne var ki diyenleriniz olabilir. Ama bir deneyin derim o zaman. Çünkü ben bundan sonra böyle bir arkadaşımla konuştuğumda mesela dinlemeye başladığımda direkt şunu fark ettim. Kardelen bir şey söylemen gerekiyor. Kardelen işte şunu söyle. Bak şimdi şöyle diyebilir. Yani böyle bir kafam durmuyor diyeyim size. Ve orada hep o bir şey söyleme isteğini uyandıran şeyin diyeyim. Ne olduğu üzerine düşünüyorum. Tabii ki de bu zihnimiz ve susmuyor. Hani ve de tabii ki iyilik yapmak istiyoruz. O arkadaşımıza iyi gelmek istiyoruz. Dolayısıyla burada kendimizi durduramayabiliyoruz. Size açıkçası bu dinlemekle ilgili birkaç bir şey daha söyleyeceğim. Ama orada okunan bir yazı vardı. Bu yazı arkadaşlar anonim yani kim tarafından yazıldığı bilinmiyor. Onu sizinle açıkçası paylaşmadan edemedim. Belki aranızda bazılarınızın ya da birçoğunuzun gerçekten böyle inanmıyorum böyle bir bakış açısı da varmış ya da ben bunu bir deneyeyim demesine sebep olabilir. Ki şahsen beni en çok motive eden konu bu. Sizlerle paylaşmak, sizlerle bu anlamda büyümek ve gerekiyorsa da size destek olabilmek. O yüzden bunu izin verirseniz bir sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu metnin adı Dinle. Senden beni dinlemeni istediğim ve sen bana öğüt vermeye başladığın zaman istediğimi yapmıyorsun. Senden beni dinlemeni istediğim ve sen bana neden öyle düşünmediğini söylemeye başladığın zaman duygularımı çiğniyorsun. Senden beni dinlemeni istediğim ve sen benim sorunumu çözmek için bir şeyler yapmak zorunda olduğunu düşündüğün zaman umudumu boşa çıkarıyorsun. Dinle. Senden tek dileğim konuşmama, hiçbir şey yapmama. Yalnızca ve yalnızca beni dinlemen. Öğüt ucuzdur, 3 kuruşa bir gazetenin dert köşesinden alabilirsin. Kendime yetebilirim, çaresiz değilim. Belki cesaretsizim, bocalıyorum ama çaresiz değilim. Yapabileceğim şeyleri, gereksinim duyduğum şeyleri benim yerime yaptığın zaman korkularımı çoğaltıyorsun. Ama ne kadar saçma olursa olsun, sen duygularımı kabul edince, o zaman ben seni inandırmaya çalışmaktan vazgeçebilirim. Gereksiz korkularımın ardındakine ulaşabilirim. Ve her şey ortaya çıkınca yanıtlar hazırdır. Öğüt gereksiz.
Saçma duygular anlam kazanır, ardındakiler belirince. Belki dualar bazen bunun için işe yarar. Tanrı sessiz olduğu, öğüt vermediği, işleri düzeltmeye kalkmadığı için. O yalnızca dinler. Senin işini sana bırakır, öyleyse dinle, duy beni der. Konuşmak istersen sıranı bekle, çünkü ben seni dinleyeceğim. Şöyle bir durup gerçekten bunu hissetmenizi istiyorum. Yani dinlemek o kadar önemli ki. Dinlemek demek, yine ben böyle bir duygulandım. Şu anda, şimdi ve mevcut halde bulunmak demek. Düşünsenize, sevdiğiniz biriyle konuşuyorsunuz. O size ne anlatıyorsa anlatıyor. Ve siz sadece onun gözlerine bakıp ve o anda orada bulunarak onu bütün kalbinizle ve dört gözle ve belki heyecanla ya da bir derdini anlatıyorsa üzüntüyle dinliyorsunuz. Bundan daha değerli bir şey olabilir mi? Belki birçoğumuzun tek istediği ve böyle kalbimizde yatan, hani konuşmak isteriz ya, içimizdekileri dökmek isteriz, paylaşmak isteriz. Bunun tek nedeni sadece dinlenme arzusu olabilir mi acaba? Çünkü bize öğüt verilmeye başladığı zaman ya da yargılandığımızda ya da şunu şöyle yapmalısın dendiğinde ya da neden böyle oldu ki, acaba şöyle mi baksan denildiğinde ve bu tamamen iyi niyetle bile olsa kendi kabuğumuza çekilebiliyoruz. Ya da yok, beni anlamıyor, sanıyorum beni dinleyemiyor diyebiliyoruz. Arkadaşlar, benim hayatımda uygulamaya başladığım ve böyle aşırı derecede bana iyi gelen bu dinleme konusunu sizlerin de tabii ki de bunu deneye deneye, yani her zaman yapamayacağım biliyorum. Birçok kez çok dinlemek isterken yine bir şeyler söyleyeceğim. Bunda böyle hemen başarılı olamayacağım ama burada şuna çok güveniyorum. Bebek adımları ve kendimize karşı nazik olalım. Ve karşımızdaki insan, bu annemiz dahi olsa, bizden fikir istemediği sürece ya da bize bir konuda danışmazsa eğer diyeyim, yani Kardelen ya da işte Ahmet, Mehmet, bu konuda fikrini almak istiyorum. Ya şunu bir dinleyip bana fikir verir misin? Ya da bu konuda senin duyguların nedir? Hani bunları öğrenmek istemediği takdirde hiç yargılamadan, hiç fikir beyan etmeden, hiçbir şey söylemeden sadece orada bulunarak bir dinlemeyi denesek ya. Neler değişir acaba hayatımızda? Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Ben bunu çünkü deneyimlediğimde bende şöyle bir şeyler oluyor. Ay of bas diyen, yani böyle geldiler bana yeter falan olabiliyorum. Çok fazla dert sıkıntı sıkıntıysa. Ya da böyle gerçekten o anda dinlemek istemeyebilirsiniz. Çünkü bu dediğim demek değil ki herkesi dinlemeniz gerekiyor. Hayır, yani böyle bir yani böyle bir durum olamaz zaten. Tabii ki de herkesi dinlemek zorunda değilsiniz. Lakin biriyle konuşmak istediğinizde, daha doğrusu onunla oturduğunuzda, çok sevdiğiniz o arkadaşınız ya da o insanla ya da partnerinizle, yani bir şey anlattığında bir dinleyin. Zaten hani sizin karşınıza gelip de herhangi bir arkadaşınız sizi sıkıyorsa, böyle buranıza bir şey oturuyorsa, ona şunu gayet makul bir şekilde ve makul bir dille de söyleyebilirsiniz. İşte atıyorum, Ayşe, hani gerçekten seni çok dinlemeyi isterim ama inan şuram daralıyor. Yani bu konu galiba bana iyi gelmiyor. Senin için ne yapabilirim bilmiyorum. İstersen bunun üzerinde biraz konuşalım ama gerçekten seni dinleyemeyeceğim çünkü çok tuhaf hissediyorum, kötü oluyorum gibi gibi. Tabii bunları yumuşak bir şekilde. Yani bunları söyleyebilmenin makul dilleri ya da böyle tatlı bir şekilde söyleyebilmesi var. Şöyle bir toparlarsak, yani dinlemenin öneminin üzerinde siz de bir durun. Arkadaşlarınızı dinlerken konuşuyor musunuz, fikir veriyor musunuz, yoksa gerçekten o anda orada mevcut olarak bütün benliğinizle diyeyim, onu dinlemeye hazır bir şekilde dinleyebiliyor musunuz? Ve arkadaşlar, unutmayın ki zihin konuşur daha çok.
kalp genelde dinler. Bu bana göre ama bunu bence bir yerlerde de bu tarz şeylerle karşılaştım. Hani hep şey okumuşumdur yani kalp sessizdir, işte zihin böyle seslidir gibi. Dolayısıyla hani siz zaten meditasyonlar yapıp gerçekten neyi neden yaptığınızın farkına daha da çok vardığınızda ve şimdi şu anda olmayı hayatınızda deneyimlediğinizde tamamen mevcut bir şekilde, isterseniz başka bir videoda da mevcudiyet hakkında konuşabiliriz. Daha doğrusu sohbet edebiliriz diyeceğim size. Bu arada sohbetli videolar da olsun istiyorum. Hani bir arkadaşımı davet edip bazı konularda. Dolayısıyla bu mevcudiyetle ilgili de istediğiniz bir konuysa ve sorularınız varsa lütfen yorumlarda bunu benimle paylaşın. Ve siz dinlemenin önemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne kadar iyi bir dinleyicisiniz? Bunu da benimle yorumlarda paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Bu videoyu beğendiyseniz, abone değilseniz de abone olursanız ve o çıngırı açarsanız gerçekten çok sevinirim. Genelde bu böyle gidecek herhalde belli bir süre. Yani ben de bilmiyorum ama haftada bir gün ve cuma günleri saat 6'da video yayınlıyor olacağım. Özenli dinlemeler diliyorum her birinize. Çünkü emin olun karşınızdaki kişi dinlenmeyi hak ediyor. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, coşkuyla, neşeyle ve doğayla kalın. Hoşça kalın. Haftaya görüşürüz. Çok sevdim bunu. Bunu böyle almak istiyorum, kucaklamak istiyorum. Şöyle aslında çeksem süper olurdu. Ben yokum ama olsun. Ağaçlar beni temsil ediyor. Çok güzel. Ah, bayılıyorum. Joycum gelmedin ama canın sağ olsun bebeğim.